Kardeşler Enerji, güneşten gelen enerji. Kardeşler Enerji sistemlerini, sulama sistemleri ve kuyularınıza bir kez kurdurun, güneş enerjisiyle yüksek elektrik maliyetinden kurtulun. Toprağınız suya doysun, mahsulünüz yerde kalmasın, elektriğiniz bedavaya gelsin. Zirai kredilendirme belgemizle 5 yıl faizsiz kredi imkanı ve %50'ye varan hibe destekleri için hemen arayın. Kardeşler Enerji, çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Telefon 0541-272-5151. Kardeşler Enerji Sistemlerinin hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. ...60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu... ...dünyanın en farklı, dünyanın en güzel coğrafyalarından biri. Kapadokya. Ve bu coğrafyanın en önemli parçalarından Niğde. Çukurova'dan Aladağlarla ayrılmış, iklimini İç Anadolu'dan almış... Bereketli topraklardır. Toprağına bağlıdır insanı, doğaya bağlı. On bin yıldır yaşam sürmekte bu topraklarda. İnsanlığın tanıdığı en kudretli topluluklara ev sahipliği yapmıştır. Ve Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte Türk-İslam kültürüyle yoğrulmuş, Anadolu Selçuklu'nun hoşgörüsü işlenmiştir dokusuna. Kışı ayrı, yazı ayrı güzel. Demirkazık Tepesi. Sarı patatesi, meşhur kirazları ve elmalarının tadını asla unutamayacağınız Niğde. Misket elmasını başka nerede bulabilirsiniz ki? İnsan yaşamının ilk günlerinden günümüze uzanan tarihi ve doğal bir güzellik. Ne kadar anlatsak eksik kalır. Niğde tarihi ve doğasıyla sizleri bekliyor. Geçti borun pazarı, sür eşeği Niğde'ye dediler. Ve biz de eşeğimizi sürdük, Niğde'ye geldik. Ama Niğde'de anladık ki, duyduk ki borun pazarı geçmemiş. Biz de Bor'a geldik. Boru tüm ayrıntılarıyla, özellikleriyle, güzellikleriyle, tarımıyla, efendim derisiyle, demirciliğiyle tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. Evet, tüm ayrıntılarıyla, tüm özellikleriyle boru tanımaya var mısınız? Evet, o zaman yaslanın koltuklarınıza ve boru hep birlikte tanıyalım. Her zaman için değişimin dinamiklerini elinde tutan bir şehir olmuştur. Onun bu öncü yönü tarihten gelen kadim değerlerle anlaşılabilir. Manevi olarak kültürümüzün ana unsurlarını yaşatması ve her zaman için bu değerlere sahip çıkması herkesin malumu bu. Bor, bu modern keşmekeşler çıkmazında hala ruhunu yitirmemiş yerlerin başında gelmektedir. Tesmiye kıldı erenler, bor iken nur adını, etti çok zira hüda uşakını, bu badını.
Belde-i Bor'daki Saltuk Türbesi, kim ziyaret etse kalmaz kürbesi. Yine ülkemizin, Niğde'nin, Bor'un, Anadolu'nun manevi mimarlarından. Ahmet Kutlu diyor, Allah'ın izniyle diyoruz ve tüm efendim gönül ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben işledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Yok ayrı gayrı evliyanın yolları hak cümlesi. Hem halveti, hem celveti, hem kadri, hem... Ahmet Kurtusi Hazretlerinin doğup büyüdüğü ve ömrünü tamamladığı yer olan Bor ile ilgili düşünceleri ve Bor'a karşı bakışı çok güzel ve olumludur. Onun adını bir şiirinde Nur adıyla anar ve erenlerin Bor iken ona Nur ismini verdiklerini belirtir. Tesmiye kıldı erenler Bor iken Nur adını, itti çok zira Hüda uşşakını, ubbadını. Kudusi Hazretleri bu zamana kadar zekatını bu kadar veren bir toplum görmediğini söyler. Görmedim hiç böyle bir kavm ki zekatların virür. Hak Teala eylemiş çok anların hüsadını. Roma havuzu, su kemerleri görülmeden geçilmemelidir bu şehirden. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bor'dayız. Daha doğrusu Bor'da bulunan Roma havuzundayız. Bu havuz 2. ve 3. yüzyılda hemen buranın yakınlarında bulunan, şu anda belde olan Kemerhisar'a su taşımak için yaptırılıyor. Tabii bu su nasıl taşınıyor? Su burada birikiyor ve yine orada bulunan, oraya da gideceğiz, kemerlerden, su kemerlerinden Kemerhisar'a su taşınıyor. Ama yine bir hikayesi var bu havuzun. Efendim milattan önce yaşamış olan Kleopatra buraya geliyor, işte yüzme amacıyla, süt banyosu amacıyla dinlenmek için bu havuzu kullanıyor. Tabii ilginç olan şu, tarihte önce yaşayan bir kadın nasıl tarihten sonra 2. ve 3. yüzyılda gelip burada süt banyosu ya da dinlenmek için ya da yüzmek için bu havuzda dinleniyor. İlginç olan hikayenin burası tabii. Tabii bu havuz yine dünyanın ilk olimpik havuzlarından bir tanesi. Evet sevgili izleyiciler, Bor'umuzun güzelliklerini, özelliklerini, doğallıklarını, tarihini, kültürünü sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Bölgenin önemli höyük ve ören yerleri anlatıyor koca bir tarihi bizlere. Bu kalıntıların içinde yapılan her gezinti de tarihi yeniden canlandırıyor gözlerimizde. Değişen bir dünya içinde değişmeyen tek şey insan. Onun topraktan aldıkları, onun toprağa kattıkları.
söyledik ya, birçok medeniyeti ağırlamış olan Bor'dayız. Az önce Roma havuzunu sizlere gösterdik. Efendim orada söylediğimiz gibi 2. ve 3. yüzyılda havuz yapılıyor. Ve oradaki su buradaki insanların ihtiyacı için bu kemerlerle, görmüş olduğunuz bu kemerlerle buraya taşınıyor. Daha doğrusu buradaki halkın, Kemerhisar'daki halkın efendim su ihtiyacını karşılamak için bu kemerlerle su taşınıyor. Tabii burası çok çok önemli. Tarihi çok geçmişe dayanıyor. Efendim burası aynı zamanda Kapadokya Krallığı'nın başkenti. Harun Reşit tarafından fethedildiğinde ilk caminin de yine burada olduğu söyleniyor. Söyledik ya, borumuzun her yeri buram buram tarih, buram buram kültür. Önce söyledik, Harun Reşit zamanında bura fethediliyor ve ilk caminin de burada yapıldığı söyleniyor. Tabii amacımız tarih dersi vermek değil ama buradaki kızlarımız, çocuklarımız o kadar bilgili ki onlar bize tarih dersi verecek. Ve hemen tanıyalım sizi efendim. Adım Tuana Bibilkaya. Tuana. Evet. Buranın eski adı Tuana değil mi? Evet. Evet. Söyledik ya, Kemerhisar'ın da eski adı Tuana. Şimdi Tuana'yı Tuana'dan dinliyorum. Evet, şimdi... Tuana, anlatsana burayı bana. Şimdi ilk önce ben bu Kemerhisar'ı çok seviyorum. Buranın yapılışı çok komik bir yapılışı varmış. Nasıl? Dünyada ilk bir tane adam varmış, Tiana diye. Evet. Ondan sonra Cima'da şuraları gördüğünüz gibi arka bir yer var, kemerler var. Orayı o görmüş, ilk ayak basmış o. Sanki dünyaya o ilk ayak basmış gibi. Ama ondan sonra Cima'da böyle olmuş. Tiana ölmüş. Onu anmak için buranın adını Tiana koymuşlar. Evet. Kaç kardeşlermiş? Bilmiyorum. Üç galiba. Üç herhalde. Hiç bilmiyorum. Sonra? Sonra böyle buralar işaret edilmiş. Sonra buralar sonra buraya dünyaya biz geldikten sonra kazı çalışmaları yapmaya başlamışlar. Gömülü bir şeyler bulmuşlar. Tabii sen geldikten sonra önce yapmamışlar. Önce yapmamışlar. Niye yapmamışlar? Sen yoksun. Evet, ben yokum diye. Çok güzel. Evet. Evet. Buraya birçok turist falan geliyor mu? Geliyor. Düğüncüler geliyor. Fotoğraf çekmeye geliyorlar. Böyle Japon'dan falan Japonlar geliyor. Böyle fotoğrafları çok seviyorlar. Amerikalı falan geliyor. Mesela o geçen gün Amerikalı geldi. Fotoğraf çekebilir misiniz dedi. Çektim. Çok beğendi burayı. Sizin buranız çok güzel dedi. Keşke biz de burada olsak dedi. Öyle söylediler. Çok beklersiniz değil mi? Çok beklersiniz dedim yani. Köy keyfi. Köyde hayat var. Her zaman dilimize dolaşmış bir atasözü, bir deyim vardır. Geçti borun pazarı, sür eşeğini deye dediler ama biz de dedik ki bu işin aslı ne? Bir öğrenelim. Evet, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bor, geçmişte pazarıyla çok meşhur. Şu anda da çok meşhur tabii. Geçmişte de çok büyük pazarlar kurulmuş. Tabii pazara ürününü satmak isteyen köylümüz, çiftçimiz pazara ürünü satmak için köyünden yola çıkarmış. Tabii o zamanki ulaşım şartları çok ağır. Akşamdan yola çıkması gerekiyor ya da sabah erkenden, çok erkenden yola çıkması gerekiyor. Amca eşeğine satacağı ürünleri yüklemiş ve yola çıkmış. Yola çıkmış tabii garip amcam. Sonra bir ağaç görmüş, yorulmuş. Demiş şurada biraz dinleneyim. Eşeğini bir yere bağlamış ve amcam orada dinleneyim diye biraz uzanmış. Uzanmasına da uyumuş garip. Yorgunmuş çünkü. Sonra uyanmış, pazar yerine gelmiş. Tabii tezgahını açacak. Oradakiler demiş, amca ne yapıyorsun? Demiş, işte pazara tezgahımı kuruyorum. Demişler, amca sen neredesin bu saate kadar? Pazar dağıldı. Yani geçti borun pazarı, süreçeyi Nidiye demişler. Tabii amca oradan tekrar Nidiye dolu yola düşer. Çünkü o zamanlar salı günü pazar kuruluyor ve perşembe günü de Nidiye'de pazar var. Tabii amca ürünlerini oraya yetiştirmeye çalışır. Tabii yetiştirdi mi, yetiştirmedi mi bilinmez. Buradaki mesaj şu, zamanın ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunu bir kez daha bize hatırlatmış oluyor. Biz de eşeğimizi sürdük, Niğde'ye geldik. Niğde'den de tekrar Bor'a geldik. Bakalım buranın esnafı ne durumda, neler yapıyorlar?
Efendim delisi kim, akıllısı kim bu borun? Belediye başkanımızın çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan verecekler? Hep birlikte görelim mi? Buyurun görelim. Bor denince aklımıza ne gelmeli? Bor denince akla ne gelir? Geçti borun pazarı Süreş Yeniği diye gelir. Tamam, nedir bunun açılımı? Ben az vallahi önce yapmaya çalıştım ama. Tamam, güzelini söyledin. Zaten kulak misafir oldum. Doğrusu mu? Doğrusu da o. Borun en karizmatiği kim? Valla en karizmatik olarak ben neyi söyleyebilirim yani? Senmişsin borun en karizmatik adamı. Karizmatik de diyelim bilmem ya, o kadar var mıyım? Senmişsin abi, öyle dediler. Yok ya. Karizmatik olarak yani belki insanların beğenisinde olabilirim ama o kadar da değilim ya. Bor denince aklımıza ne gelmedi? Bor denince aklımıza. Güzel, havası güzel, suyu güzel, başka insanları güzel. Borun en güzeli kim? Herkes. Sizmişsiniz. Yok canım. Herkes. Onun için geldik efendim. Teşekkür ederim. Bor denince aklımıza ne geliyor? Yani ne gelmeli? Bor denince aklımıza patates, elma. Nasılsın? İyiyim ben sağ olsun. Ne yaptın, nasılsınız? Vallahi iyiyim abla, ben seni arıyordum ya. Niye? İşte öyle canım sıkıştı. Bor'un en güzeli sizmişsiniz. Sağ ol, herkes güzeldir kendine göre. Mutlaka herkes güzel de. Size göre kim? Halk diyor. Evet. Peki borun delisi kim? Yine halktır. Ya halk da kim anam kim? Kim vallahi bilemem ben çünkü. Akıllısı kim? Ben mi diyeyim? Evet. Sensin. Evet. Borun akıllısını bulduk. Evet. Alışveriş nasıl gidiyor? Fiyatlar nasıl? Alım gücü nasıl? Valla alım gücü düşük. Alır mısın? O zaman biz mesela başka yerden alıp gelip satamıyoruz. Bir de borda pazar ikiye bölündü. Herkes salı günü geliyor. Bu pandemiden dolayı. Evet. Yani evet. Yoksa bir başka maksat yok. Borun pazarı geçmişten beri çok meşhur. Evet, yani salı günü herkes salıyı bekliyor. Salı günü haftada bir gün olsun, salı olsun diyorlar. Şimdi? Şimdi haftada iki gün oluyor, bölünüyor. Hangi günler? Pazartesi, perşembe. Pazartesi, perşembe. Perşembe. O da şey olmuyor yani, pek öyle düzen olmuyor. Gördüğün kadarıyla alım gücü nasıl? Zor be. Zor. Alım gücü zor. Bu pandemi etkiledi mi sizleri de? Tabii. En çok bizleri esnaf, küçük esnaf etkiledi. Ya büyük gene götürdü diyorsun. Yani büyük stok yaptı götürdü. Anladım. Peki sana göre borun en akıllısı kim? En akıllısı Dibra'nın delileri. Delisi kim? Delisine bugün gelmedi. Ne kadar bunun kilosu? 5 lira bunun kilosu efendim. 5 lira. Nerede üretimi geçiyor? Hançerli'nin. Bunu toplaması çok zor. Hançerli dediğimiz? Hançerli köyü. Niğde Hançerli köyü. Borun yani. Hayır, Niğde'nin Hançerli köyü. Evet. Doğal, tamamen doğal, organik. Tamamen organik. Yerli has borluyum. Has borlusun, çok güzel. Peki bor denince aklımıza ne gelmeli? Bor deyince bizim insanların güler yüzü, vitafir berberliği, hoşgörüleri, dışarıdan gelen insanlara... Elması. Ya meyve olaraktan zaten bizim buranın meşhur elması var. Yerli kirazlarımız var. Öyle yeşillikleri mi? Var tabii. Kiraz, kayısı, şekerpare bu yönlerden. Burası meşhur. Borun doğal. Delisi kim? Akıllısı kim? Borun delisi şöyle söyleyeyim yani kendini rahat hisseden kişiler. Ben Türkiye'nin delisiyim. Sen abi. Ben de borun delisi sahibi abi. Ne akıllısı yapayım? Kim? Arkada. Akıllısı ticaret yapandır. Biz akıllının yanına gidelim mi? Gidelim. İşte borun akıllısı. Ha. İsim ne abi? He, ismim Necati. Necati abi neredesin? Ben buradayım. Ya bir haftadır seni arıyorum ben. Beni mi? Beni arama baba. Beni aradığını tallada hadi bulacaksın beni. Çünkü akıllı dediler. Akıllı bak orada bak akıllılar bütün akıllılar. Akıllı bize hassas. Delisi kim abi? Deli mi? Bu doktunu götüreceğim buradan ya. Nereye götürüyorsun? Nereye götürsen? Ankara'ya götürürüz mü başkanını yanına? Devam edelim. Neye devam edelim? Gezelim biz abi. Eşeğini sürelim. Sür baba, söyle bir dur baba. Geçti borun pazarı. Sür eşeğini iyi diye. Bir neredesin? Bor pazarındayım. Niğde'nin ilçesi tamam da Bor. Ben bir haftadır seni arıyorum. Geldim ben de. Buyurun. Niye? Bor'un en karizmatiği senmişsin abi. Sağ olun, Allah razı olsun. Duran aşkın. Kim? Ben. Abi. Kim? Delisi. Bu da sen. Yok, delisi değil. Akıllısı. Akıllısı benim. Delisi değil mi? He. Yok. Estağfurullah. Baba abi bu milletin adamın iyisine deli, atın iyisine doru derler baba. Öyle diyor tamam. Ne olsun. Biz buradayız. Tamam da ben seni arıyorum ya. Niye arayın?
Buranın en güzel burun annesi. Tamam efendim. Çok güzel. Bor denince aklımıza ne gelmeli? Bor denince aklımıza ne gelmeli? Bor deyince bor güzel memleket. Verimli. Verimli her şeysi meşhur. Patates, soğan her şeysi meşhur. Mısırı, sebzesi. Bor'un delisi kim? Var mıdır? Adam da var işte. Akıllısı. Akıllı da var, deli de var. Annem, bor denince aklımıza ne gelmeli? Ona sorayım, ne bileyim. Nasıl sürekli en iyiydi. Şu hani bora alışverişe gelen bir amca var. Eşeğini hani kabağın altı. Su da eşeğinin iyiydi. Sonra uyumuş, uyuyan amca sen misin? Türkiye'nin en güzel domatesleri neredeymiş? Niğde. Niğde'deymiş. Bormuş abi, bor. Ha, bor. Abla ben genel olarak söyleyince Niğde oluyorum. Abi, bu sür eşeği Niğde'ye demişler amcaya. O amca kim? Vallahi ben diyorum. Yaptık ne dedi? Kim olacak başka? Senin dediler ama. Vallahi ben ya diyorum. Ya ben bir hafta durum var ya. Bu domatese Malatya Kulunca'ya gittik. Kulunca'nın dediler. İşte Gaziantep'e gittik. Gaziantep'in dediler. Efendim Hatay'a gidiyoruz. Bizim diyoruz aman da. Abicim ya sen. Bu domates kimin? Abicim Türkiye'nin en güzel domatesi Niğde'de Kemeser kasabasında yetişir. Başka eşisi yalan. Ya sen diyorsun ki bu borun diyor. Bu borun işte, borun. Bu evet. Borun mu? Evet borun bunlar. Peki sana göre seni akıllı seçti baban. Evet. Buranın bu şehrin en delisi, borun en delisi kim? Valla değişiyor abi. Yani. Bu fasulyenin adı ne? Barbunya. Yani Ayşe kadın falan değildi değil mi? Hayır değil. Bu Barbunya abi. Anladım. Köy TV. Aynen izliyorum. Köyde hayat var. Nasıl gidiyor alışveriş? Güzel. Güzel mi? Evet. Fiyatlar? Fiyatlardan olmaz. Fena değil. Uğurcan bu esnaftan memnun musunuz? Memnunum güzel abi. Yani her zaman alışveriş çok güzeller. Sorun delisi kim biliyor? Delisi kim? Bilmem. Ama abla akıllısı sizmişsiniz öyle söyleyeyim. Ya neredesin sen? Ben bordayım. Tamam da bir haftadır seni arıyorum. Abi Mevlasında bulur. Belasını. Belasında bulur. Ben niye arıyorum? Sor. Sen niye aradın arkadaş? Borun en karizmatiği senmişsin abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana göre güzelliğim. Kim tüketti memleketi abi? Memleketi bilmem kendi kendine mi tükendi, millet mi tüketti? Bor denince aklımıza ne geldi? Bor denince aklına güzellik şöyle yeşil tatil yeri, emekli yeri, güzel yaşanılacak yer gelir. Peki, borun delisi ki? Borun delisi, borada herkes deli şu vaziyette. Delisi kim? Benim. Karizması, en karizması beyefendi. Vallahi bildim. Şu hani eşeğini diye süren amca nerede biliyor musun? O gitti öldü. Niğde'ye doğru gitti abi. Abi o sen misin? Ben değilim abi. Hayır büyümüş ki. Niğde'ye doğru gitti o. Niğde'ye doğru gitti. Allah Allah. Abi. Nerede kaldı burada lan? Nereye gidecek nerede? Ya? Nerede amca? Amca öldü. Yerine torunu musun sen? He? Torunum musun? Onların torunuyuz ya. Yanıyor zaten. Da güzel. Kim yaktı seni abi? Başımızdakiler yaktı. Nasıl domates yaktı? Allah yaktı. İçten mi yaktı, dıştan mı yaktı? Her türlü yaktı. Çiftçilik yaktı. Mahvetti. Çözüm ne? Çözüm ne olsun kardeşim? İflas. Milli ekonomi modeli. Bu model. Ya denemeseydiniz. Bir dine hamuduna vuruyor, vermediğine vermiyor abi. Ne yapıyor abi, çiftçi ne be, yapıyor? Bir dine hamuduna vuruyor devlet, vermediğine rezillik de görüyorsun. 7 milyon lira olmuş. Gübre olmuş 2 milyon lira. Geçen sene 40 liraydı bir torba gübre, şimdi 80 lira. 1000 lira domates, 1000 lira, 1000 lira, 1 lira, 1 lira. 1 lira, bak 1 lira. Bunu üretiyoruz, mazot yanıyor. İşçisi var, çiftçisi var, gübresi var. Of diyorum. He of de he. Ne bakıyorsun abla? Neye bakmıyorum? Kaderimize bakarım, kaderimize. Kaderi insanlar biraz eliyle yapıyor. Hayır eliyle yapmıyor. Önce... Bak. Eliyle yapıyor. Önce çiftçimize bir destek çıkacak. Biz çiftçi kadınlarız. Bize niye bir hak tanımıyor? Biz fabrikada çalışamıyoruz. Neyse. Sigortalı işte çalışamıyoruz. Sonra bize bir sahip çıksın bu devlet. Bir şey söyleyeceğim. Ya elimiz... O tren kaçtı.
Ya. O treni kaçırdınız. Yok, ödeyemiyoruz bana kurumuzu, sigortamızı. İşte borun en akıllısı. İsimle de yok. Doğru, doğru. Borun en akıllısı, en delisi ben oldum. Yok, işte. En akıllısı sensin dayı. Ya. Diyorlar parayı hamuduyla götürüyor, onun için oynuyor. Doğru. Bir oynayalım. Oynuyorlar. Nasılsın diyorum, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Vallahi seni gördüm, daha iyi oldum. Şu i̇yi. Diyorum. He. Eşeğini. Ben ne olacak? Geçti borun pazarı. Sür eşeğini diye dedikleri dede sen misin? Benim. Çok şükür bulduk, oynayak o zaman ya. Oynayak bulduk. Hadi oynayak dayımla. Hadi oynayalım. Bulduk, Allah'a çok şükür. Şarkını da söylerim. Arka bilemem ki. Neye göre olmuyorum ama. Neye Anadolu gezginleri devam ediyor. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Kardeşler Enerji, güneşten gelen enerji. Kardeşler Enerji sistemlerini, sulama sistemleri ve kuyularınıza bir kez kurdurun. Güneş enerjisiyle yüksek elektrik maliyetinden kurtulun. Toprağınız suya doysun, mahsulünüz yerde kalmasın. Elektriğiniz bedavaya gelsin. Zirai kredilendirme belgemizle 5 yıl faizsiz kredi imkanı ve %50'ye varan hibe destekleri için hemen arayın. Kardeşler Enerji, çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Telefon 0541-272-5151. Kardeşler Enerji Sistemlerinin hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.